Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün fuarımızın ilk günü biliyorsunuz. Evet. Standımız hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor fuarımız öncelikle? Güzel geçiyor şimdilik. Yeni başladık. Çok güzel. Sonuna kadar bol bereketli bir stand İnşallah, olsun sizin İnşallah, teşekkürler. Şimdi ben sizleri birazcık sizin tanıtımınızı alarak ve Casper Pet Shop'a nasıl kurulduğunu dinleyerek başlamak istiyorum. Buyurun. Biz 2 sene önce İzmir'de Bostanlı'da bu işe girdik. Hem pet shop hem pet kafe olarak başladık. Çünkü İzmir'de genel olarak hayvanları alabileceğimiz bir kafe yoktu. Biz de beraber gittiğimizde aynı sorunu yaşıyorduk hep. Hani böyle bir konsept düşünüp insanlar köpekleriyle, kedisiyle gelip rahat rahat oturup bir şeyler yiyip içsinler. Aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılasınlar diye düşünüp Casper Pet Store kafeyi kurduk. Peki dostlarımız için çok güzel bir gelişim olmuş aslında. Evet. Biraz sizi tanıyalım kişisel olarak. Ben normalde uluslararası ilişkiler mezunuyum. Bu işten önce pilates eğitmenliği yapıyordum. Çok güzel. Şimdi 2 yıldır bu işin içindeyim. Pet Store ve kafenin yanına pet kuaförlük kısmımızı da ekledik bu sene. Çok güzel. O da hizmete girdi. O zaman hizmetlerimiz için Pet Shop, Pet Store, Pet Cafe, Pet Kuaför var evet, sanırım. Evet, Pet Kuaför. Çok güzel. Peki Selin Hanım, sizler Casper Pet Shop olarak hizmet verirken nelere dikkat edersiniz? Öncelikle tabii ki hayvanların rahatına. Çok güzel. Ve tabii ki tıraş bölümümüzde, pet kuaförlük bölümünde sağlıklarına ve hijyene çok önem veriyoruz. Çok güzel. Hani zaten tıraş öncesinde sahibiyle beraber tıraş odamıza giriyoruz. Ne şekilde temizlik yapılıyor, ne şekilde ekipmanlar hijyenden geçiyor, sterilize oluyor. Onların hepsini aşama aşama anlatıyoruz ki onların da içi rahat etsin. Çünkü hepsinin kendi evladı gibi hepsi. Doğrudur. Yani Casper benim için neyse herkes için de kendi köpeği tabii ki öyle. Saf bir sevgiyle bunu aynen öyle. Hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Aynen çok öyle. Güzel. Sektörde sizin gibi birçok firma var biliyorsunuz siz Selin Hanım. Sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Şöyle İzmir'deki ilk pet kafe biziz. Çok güzel. Başka farkımız var mı? Yani güler başka. Yüz hizmet kalitesi bizler. Müşterilerle bir süre sonra zaten böyle arkadaş gibi oluyoruz. Hani o samimiyeti yakalıyoruz. Güzel geçiyor yani. Peki, yıllar önce bu firmayı açtığımız güne geri dönersek, aslında burası yeni bir firma ve sizin ileriye yönelik başka fikirleriniz de var. Bunu biz biliyoruz, daha öncesinde konuşma şansımız oldu ama sizler bir yıl öncesinde bu işletmeyi var ederken bugünlere geleceğinizi hiç tahmin eder miydiniz? Yani açıkçası hiç daha önce bu şekilde bir tecrübem olmadığı için ben biraz korka korka başlamıştım. Hani nasıl olur, ne olur, nasıl biter, hani ya yapamazsam falan diyerek hep düşünüyordum. Çok şükür hani bugünlere geldim. Hani umduğumdan daha farklı pozisyondayım. Mesela geçen sene ilk fuara katıldım. İlk senemdi ve hani dükkanı açalı daha bir sene olmamıştı. Ben ne yapıyorum dedim sözleşmeyi yaptıktan sonra. Hani büyük firmaların içine atıyorum kendimi, ne yapacağım orada. Sonra fuar sonunda iyi ki gelmişim dedim. Daha çok reklam oldu. Fuar sonrası dükkana dönüşler çok güzeldi. Hani hepsine değerdi yani. Yavaş yavaş açıldık yani. Aynen öyle. Çok güzel. Peki biraz ürün çeşitliliğimizden, hizmet çeşitliliğimizden bahsedebilir miyiz? Tabii. Köpek ve kediler için kıyafetler mevcut. Burada yok ama dükkanımızda mama, kum, oyuncak, aksesuar, kozmetik ürünleri, şampuan, parfüm, tırnak makası. Yani aklınıza ne gelebilirse bütün ihtiyaçları hani var. Yatağı, mamatası, yani çantası, sizin, her şeyi. Yani sizin dükkanınızın içine giren küçük bir dosta sahip olan bir müşteri aslında bütün ihtiyaçlarını karşılayarak buradan çıkabiliyor. Aynen öyle. Çok evet. Güzel. Peki 2020 için ileri vadede ya da daha uzun vadede ya da daha kısa vadede yeni projeler, düşünceler, gelişmeler var mı? Benim kafamda şöyle bir pet crash gibi bir şey var açıkçası ama hani ne zaman tam olarak faaliyete geçiririm o konuda henüz karar vermiş değilim. Biraz daha hani şartlar iyileştikten sonra pet crash, pet otel gibi şeyler düşünüyorum açıkçası. Siz küçük dostlarımız için ne gerekirse düşünüyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben size başka bir soru daha yönelteceğim.
ürünlerinizde daha çok stok odaklı mı çalışıyorsunuz, yoksa herhangi bir hayvan sahibinin gelip de size kişisel isteğiyle verdiği bir proje bazlı üretim yapabiliyor musunuz? Şöyle, stoklarımız var, güncelleniyor sürekli. Mesela bizim kendi yaptırdığımız ürünler de var. Dışarıdan alıp onları sattığımız ürünler de var. Hani ihtiyaca göre biz şey yapıyoruz. Talep doğrultusunda biraz da hareket ediyoruz açıkçası. Hani dışarıdan da aldığım zaman hani gelen müşterilerin talepleri ne doğrultuda, ağırlık neydi, ona göre biraz daha hareket etmeye çalışıyorum. Peki İzmir'de yeriniz nerede? Sizi nasıl bulup da ulaşsınlar? İzmir'de Karşıyaka'da Yelken Kulübü'nün hemen karşısındayız. Zaten internetten yol tarifi alarak da siz tabii kolay ki ulaşabilirler, evet, diye düşünüyorum. Instagram satışımız da var zaten. Oradan internet sitesi de yazıyor. Bir de şu an seyircilerimiz ekranın altında sizin numaralarınızı da görüyorlar. Kesinlikle oradan da size ulaşım sağlayabilirler. Peki Selim, sizler daha çok yeni bir işletmesiniz, biliyoruz bizler de, ama bu arkanızda aslında bir ekiple var oluyor. Bir yıldır bu kadar güzel başarılara ulaşmak. Sizin ekibiniz kaç kişiden oluşuyor? Bizim ekibimiz 2 kişiden. Kesper ve benden oluşuyor. Çok güzel, aslında tek kişilik bir kadro, hatta iki kişilik. Evet. Zamanla ilerlerse yine tabii ki ekip arkadaşlarınızda, ekip sayınızda bir artış olacak tabii ki, bunu biliyoruz. Aynen. Peki son olarak sizleri bugüne kadar destekleyen aile dostlarınıza, arkadaşlarınıza ve size tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Hepsine çok teşekkür ediyoruz ilk başta, bize güvendikleri için. Ama en büyük teşekkürü anneme ben ediyorum buradan. Çünkü hiçbir anımda beni yalnız bırakmadı, sürekli yanımdaydı. Annelerimize bizler de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize desteklerini verip bize hiçbir şey esirgemedikleri için. Ben bugün sizlerin bize verdiği bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Işık tuttuğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bizim sektörde uzun yıllar Casper Pet Shop ismini duymak dileğiyle sizlere bugün veda ediyoruz. İnşallah. Çok güzel bir röportajdı. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Size iyi bakın kendinize.